Merhaba, ben uzman dermatolog Şirin Çelik. Bugün sizlere güneş lekelerinden bahsedeceğim. Her ne kadar güneş lekeleri desek de tek sebep tabii ki güneş değildir lekelerde. Burada kastettiğimiz genetik yatkınlığı olan kişilerde çevresel ve hormonal faktörlere bağlı olarak gelişen lekelerdir. Burada çevresel faktör dediğimiz en önemli unsur elbette ki güneştir. Güneşe, eğer güneşin çok dik geldiği saatlerde maruz kalırsak, cildimizde herhangi bir hassasiyet, herhangi bir tahriş varsa ve yine güneşe maruz kalırsa, lekelenmemiz kaçınılmazdır. Hormonal faktörler yine güneş gibi lekeleri arttıran en önemli faktörlerdendir. Burada gebelik en önemli vurgulamamız gereken durum. Gebelikte çeşitli hormonal değişiklikler sonucunda genetik yatkınlığı da olan kişi de güneşe maruz kaldığında yüzde özellikle alında, yanaklarda, bıyık bölgesinde kloazma dediğimiz, gebelik maskesi dediğimiz lekeler oluşabilir. Aynı şekilde gebelik olmasa bile gebelik gibi hormonal değişiklikler yaratacak dışarıdan aldığımız ilaçlar, doğum kontrol hapları, menopoz sonrası alınan hormon replasman tedavileri bunlara örnek gösterilebilir. Bu dönemde de güneşe maruz kaldığımızda lekeler oluşabilir. Lekelenmemek için lekeye yol açacak etkenleri ortadan kaldırmak gerekiyor. Çünkü leke oluştuğu zaman gerçekten tedavisi bizim için de hastalarımız için de oldukça güç olabiliyor. Lekenin öncelikle oluşmaması için güneşin çok dik geldiği saatlerde maruz kalmamak gerekiyor. Yani saat 11 ile 4 arasında çok fazla güneşe maruz kalmıyoruz. Güneşe maruz kalacağımız dönemlerde de mutlaka güneş koruyucumuzu kullanmamız gerekiyor. Güneş koruyucuyu da doğru bir şekilde uygulamalıyız. Doğru şekilde uygulamada doğru miktarda ve doğru aralıklarla uygulamak anlamında. Dışarı çıkacağımız zaman çıkmadan en az yarım saat önce güneş koruyucumuzu uygulamalıyız. Uygularken iki parmak kuralı var. İki parmağımızı dolduracak miktardaki güneş koruyucuyu yüzümüze uyguluyoruz ve her 3 saatte bir mutlaka tekrarlıyoruz. Gebelik döneminde emilimi olmayan mineral filtreli güneş koruyucuları kullanmamız gerekir. Bebeğe de zarar vermemek adına ve bu dönem dediğim gibi lekeler için çok önemli bir dönem. 3 saatte bir de mineral filtreli güneş koruyucumuzu tekrarlamalıyız. Eğer korunmuş yine de lekelenmişsek ya da korunamamış lekelendiysek sonrasında neler yapabiliriz? Tabii ki hastalarımız biz dermatologlara başvurduklarında biz öncelikle lekelerin yapısını, derinliğini belirliyoruz. Buna göre çünkü tedavi protokollerimiz değişebiliyor. Çeşitli uyguladığımız soyucu ya da renk açıcı kremler tedavinin ilk başlangıcını oluşturuyor. Ancak leke dediğim gibi tedavisi çok güç bir durum. Bu yüzden sadece sürme tedaviler, kremler yeterli olmayabiliyor. Çeşitli işlemlere de başvurabiliyoruz. Bunun için kimyasal peelingler, enzimatik peelingler, mezoterapiler, PRP ya da lazer tedavilerinden faydalanabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lekelenmemek için güneş koruyucularınızı kullanmayı unutmayın.